Dolanıyor, evet. Kanıyor, sen misin ben misin diye soruyor ya, orayı bir tekrarlar mısın? Şimdi ben onun açılımını yapacağım da canlar duysun diye. Eyvallah, eyvallah. Elhamdülillah amentüye yar oldum, Evrahi Kandil'de durduğum zaman, nice 100.000 kerametler işlerdim Ziya Kandil'inde durduğum zaman. Mar mekan edinip sırda gezerdim, anların evrahını alıp düzerdim, Adem'e balçıktan toprak ikerdim, devin parmağını çattığım zaman. Cebrail'le 40.000 yıl havada gezdim, yer gök su iken gezdim dolaştım, görünce kubbenin üstüne endim, sen sensin ben benim dediğim zaman. Evet. Şimdi 40.000 yıl diyor orada. Evet. Tabii o zaman. Şimdi şöyle, seninki yanlış, seninki doğru, bu böyle diyor. Bu bir, şimdi evvel o, ahir o, zahir o, batın o diye başlar. Kendisini anlatmak için. Evet. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Başlangıcı ve sonu bilinmeyen zamandan beri bir külli kudret var. Başladığı, bittiği zaman belli değil. Nasıl bir bardağın, şu yuvarlak bir çemberin nerede başladı, nerede bitti yok. O hep var ve hep olacak. İşte ona biz alemlerin Rabbi diyoruz. İsmi yok, sıfatı yok, cismi yok, hiçbir şeyi yok. Küntikenzin mafeyin diye, küntikenzin mafeyin diye ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim de bilinmekliğim için tüm yaratılmışlarla birleştim, zuhura geldim diyor. İşte zuhura nasıl geldi? Bu zuhura gelmeden önceki hali, senin biraz önceki söylediğin, o evvel ve ahir olduğu zaman. Şimdi hiçbir şey yok. Sadece o var. O ama onun ne olduğu da belli değil. Sıfatı yok, cismi yok, ismi yok, hiçbir şey yok. Nur görünümünde bir kulli kudret, ruh-u azam. Bir melek yaratır. Evet. Melek der ki uç. 6.000 yıl. Melek 6.000 yıl uçar. Gelir. Ne gördüm? Hiçbir şey görmedim. Sen kimsin, ben kimim? Melek sen sensin, ben benim. Uç. Tekrar bir 6.000 yıl daha uçar. Gelir gene konar, gene sorar, gene aynı cevap. Sen sensin, ben benim. Gene uç. 2.000 yıl daha uçar. 2.000 yıl sonra artık melekte şey kalmaz. Ona şuurunda açığa çıkarır. Kandildeki nuru görmesini sağlar. Bakar bir nur var, bir kandil var, ışık var. Başka hiçbir şey yok. Oraya konar. Kapılar kapalı. Ama içeride ışık var. İçeride niyaza varır, dilekte bulunur. Alın içeri beni yalvarır, ağlar. Kapı açılır. Bakar ki içeride iki nur var. Bir yeşil nur var, bir ak nur var. Ak nur, otur bakalım şöyleler. Sen bu kafayla daha çok uçarsın. Şimdi şu söyleyeceklerini iyi dinle. Tekrar uç, git. Huzuruna vardıktan sonra üzerine sana aynı soruları soracak. Sen yaratıcısın, ben yaratılmışım. Sen haliksin, ben malikim de. Kurtar kendini. Diğer aynı şeyleri söyler. Pirine, müşidine der. Şimdi Aknur, ben de biraz önceki şey okurken Kandil'deki Aknur rehberim oldu diyorum. Şimdi bu o zaman ne oluyor? Üstadına rahmet oluyor değil mi? Şimdi rahmetlik Alekber Çiçek Haydar Haydar'ı söylerken 14 bin yıl uçtum pervanelikte diye. İşte 12 yılda 14. Şimdi 40 yıl söyleyen olmuştur. O da yanlış söylemiş değilmeyiz. Yani o, şimdi bu Hakkı Baba böyle söylemişti. Böyle, şimdi böyle bir şeyin olduğu var. Bu Alevi Bektaşi teolojisidir bu. Şey olabilir mi Hakkı Baba? Yani bir insan 40 yaşında kemalete eriyorsa o 40 bini ona getirebilir ya, mi 40 şeyine? Olabilir mi? Sonra söylediğiniz bir deyişte de 4 anadan doğdum dedi. Evet. Şimdi 4 anayı merak eden olur. Evet. Şimdi biz 4 anasını erba diyoruz. Evet. Hava, su, ateş, toprak. Bütün yaratılışın, yani moleküler yapının oluşumu bunlar. İşte ben biraz önce söyledim. 6 anadan zuhura geldi. Kim bilir kaç ebeden soruldu. Ben kim bilir kaç defa insan sıfatında geldim, erkek mi, işçi, kız mı diye sordular. Belki yaratılmışların bütün bu mahlukatın sıfatlarından geçe geçe. Bugün bana Hakkı Baba dediler. Şimdi, belli bir şu boyutuna ulaştıktan sonra bunlar söylenebiliyor. Orada daha çok şeyler var da fazla yapmak istemiyorum. Eyvallah. Şimdi ben istiyorum, biraz önce siz söylediniz, şunu, sizin yorumunuz biraz farklı. Erenler ceminde efendim, kendimi buldum. İçip aşk meyinden efendim, divane oldum. Dertliydim efendim, bugün dermanım buldum. Hakkı buldum efendim, cümle alem içinde. Kamiller ceminde efendim, sohbet edilir. Edep erkan ile efendim, meyler içilir. Zakir'in sazından efendim, name dökülür. Hakkı buldum efendim, cümle alem içinden. Erenler ceminde efendim, haktan söylenir. Çalınır sazlar efendim, sohbet edilir. Bu muhabbetlerde efendim, serden geçilir. Hakkı buldum efendim, cümle alem içinden. Arifler ceminde efendim, saz ve söz vardır. Bu sohbetlerde efendim hakikat vardır. Edep erkan ile efendim muhabbet vardır. Hakkı buldum efendim cümle alem içinde. Hakkı Baba söyler efendim kendi özünden. Muhabbet ehli efendim bilinir sözünden. Eyvallah. Doğru mu? Eyvallah tabii. Eyvallah. Hakkı Baba söyler efendim kendi özünden. Muhabbet ehli efendim bilinir sözünden, bir cümlesinden anlarız biz. Kesinlikle. Rabbim ayırmasın efendim bizi özünden. Hakkı buldum efendim cümle alem içinden. Eyvallah. Eyvallah. İşte bu sıra baktıktan sonra her şeyi söylersin. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi söyleyen yok, söyleten var. Aç ağzını, söyleyen benim. Söylemek ne haddime, söyledin kendin diyor. Biz sadece dudaklarımızı oynatıyoruz. Evet. Kitabı nasıl yazdın diye soruyorlar bana. Evet. Sende o kitap yok. Evet. Sende daha öncekisi var. Ha, önceki kitap. Getirdim ondan. Belki başkasının niyetine getirdim ama hoşa gelecek dedim. Size imzalarım onu. Şimdi kainatın var oluşunu yazdım ben. Hmm. İlk insanın nasıl yaratıldığını biraz önce de söylemiştim. Affedersin. Rahmetlik olduktan sonra ki zamanını da yazdım. Onu da Halil abinin. Onu anlattım ya. Evet, yani onu şimdi biz mesela bir insanı çok iyi tanıyorsak, rahmetliyi tanıdığımız gibi onun bu alemden sonraki alemdeki sıfatını söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak. Gerçi Allah bilir ama 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi ne ekersen onu biçersin. Kesinlikle. Kesinlikle. Eyvallah. Ekecek, biçecek. Tekrar devrana girip halden hale geçerek milyonlarca sene insan sıfatında gelebilmek için mücadele etmezler. Ben onu anlatmak istedim. Ben devrana girmek istedim. İstemem. Ben o kandildeki nurun zerresi oradan başladım. Bu sıfata gelinceye kadar kim bilir milyonlarca kaç sıfatta geldim gittim. Ben bundan sonra insan olarak gidip insan olarak gelmek istiyorum. Evet. Yani bunu konuşuruz ileride inşallah böyle. Evet. Bunu atacağım sana. Başkaları da var ama sen istersen. Ama bu sohbet muhabbet şeyi olduğu için. Muhabbet ehli efendim bilinir sözünden diyoruz. Bir gün bir komşum yazlıkta bir dostunu almış geldi. 5 dakikalık konuştuk. 5 dakika sonra birbirimizi anladık. Şimdi bu şeye vakıf olan insanlar anında keşfeder birbirini. Bu Gufrani Baba da aynı sen gibi devriyesini yazmış da müsaade edersen okuyayım istiyorsan. Gufrani Baba diyor ki: kadre edim ummanlara karıştım. Kaç bulandım, kaç duruldum kim bilir. O bende var o. Ha, yani yazılı. Doğrudur. Ha? Doğrudur. Yani aynı çağrıştırdı. Eyvallah. Ben bunların hepsini okuyorum. Evet, çok güzeldir. Ama onun aynısını değil de ben kendime göre anlatıyorum. Ha, eyvallah. Devam et. Alemlere kaç devredip dolaştım, bir sanata kaç sarıldım kim bilir. Evet. Bulut olup aldığımı bilirim. Boran ile yağdığımı bilirim. 6 anadan doğduğumu bilirim. Kaç ebeden kaç nur oldum kim bilir. Kaç kez gani oldum kaç kere fakir. Kaç kez altın oldum kaç kere bakır. Bilmem ki kaç tane katip ismimi okur. Kaç defterde kaç görüldüm kim bilir. Kaç alet oldum eller. Ellerde bakıldım. Kaç alet oldum ellerde bakıldım. Semadan kaç kere indim çekildim. Balçık olup binalarda yapıldım. Kaç yıkıldım, kaç kuruldum kim bilir. Bazı nebat oldum toprakta sürdüm. Bilmem kaç atanın surpinde durdum. Bir defa cennete alaya girdim. Fakat harra kaç sürüldüm kim bilir. Beni birkaç şekle nakil etti halk. Kullu şeye kadir feyyazı mutlak. Kaç kez kase oldum, kaç kere bardak. Kaç yoğruldum, kaç kırıldım kim bilir. Hikmeti yezana karışmak muhal. Bazı geda eyler, bazı da rical. Bu kaçıncı kemal, kaçıncı zeval. Bir mansurun kaçlar oldum kim bilir. Şikar olup, şay dolundum, tutuldum. Nice pembe olup atıldım. Dokundum tezgahta halka satıldım, kaç açıldım, kaç dürüldüm kim bilir. Kaç kere süt oldum, kaç kere ayran, kaç kez davar oldum, kaç kere kurban, kaç kez nemluk oldum misali hayvan, elden ele verildim kim bilir. Kaç kez kestim ehli dükkan elinde, kul ne bilir her şey sultan elinde, ilaç edeyim hekim lokman elinde, kaç kurudum, kaç kırıldım kim bilir. Kaçıncı Adem'in evladındanız, kaçıncı alemin bünyadındanız, kaçıncı fırkanın efradındanız, kaç gelindim, kaç varıldım kim bilir. Gufraniyem, tarikatım boş değil, güzel dinde bağrım demir taş değil, felek ile hiç aramız hoş değil, kaç barıştım, kaç darıldım kim bilir diyor. Eyvallah. Gufrani Baba da böyle. Hakikaten şimdi bunlar biraz önce söyledim. Evet. Bunların hiçbirisi hayattayken, sağlığındayken kendilerinin herhangi bir, nasıl bir şey olduğunu farkında değil. Bunlar belli bir şuur boyutuna o idrak ediyorlar, gerçeğe kavruyorlar. O nurdaki zerreden, şimdi kitabımın içinde büyük patlama gösteriyor, koydum ben içine. O getir şey gider. Şimdi o nur zerreciklerinden tüm kainat nur kaplıyor. Evet. Şu zerrecikler, bu temsili bir resim ama şimdi şeyde konuşurken o kün dedi, hani biraz önce söyledim ya, kandilde alkayan nur, nuru, ruhu azam, latif, şeffaf, nur görünümünde bir küllü kudret var. Ruhu azam, büyük ruh. Bu büyük ruh, bunu sen Allah'sın, Mevla'sın, Hüda'sın, Rab'sın, Rahman'sın, Rahim'sin diyecek hiçbir şey yok. Şuna kitap diyen yoksa kitap mıdır? Buna saz diyen yoksa saz mıdır? Buna masa diyen masa yok diyen yoksa, bir erkeğin oğlu kızı yoksa ona o baba mıdır? Bir kadının oğlu kızı yoksa anne midir? Birisi erkektir, bir kadındır. Evet. İşte Allah Rabbimiz şimdi onun, ben ona o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır diyor ya. O evvel, ahir. O ne? Ben, sen, o. O ne? Kim o? Şimdi sen varsın burada, evet, fiziki olarak evet, ben varım. O fiziki olarak yok. Onu biz ne diyelim? Şimdi hemen hadisi kutsiye dönüyoruz. Küntü kenzin mahfiyin. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, bilinmekliğim için zuhura geldim. Gizli hazine. O zaman gizli hazineye biz ona bir isim bulalım, zat, bir sıfat, bir zat verelim, fiillerini olması gerekiyor. Zuhura gelmiş. Hemen Bakara suresi 85. ayete dönüyoruz. 285. Amene Resulâ bimâ inzile ileyhi min Rabbihi. Amene Resulâ bimâ inzile ileyhi min Rabbihi. Şöyle demiyor bak. Amene Resulâ bimâ inzile ileyhi Allahi demiyor. Allah demiyor. Rab. Aa, o zaman Rab. Gizli hazine o. O, hu'dur. Hu. Evet, evet. Hu deriz. Evet. Ya Ali, hu. Evet. O, her hu dediğimizde biz onu zikretmiş oluyoruz. İşte o, alemlerin Rabbi zat, mutlak zat diyorum ben ona. Hu diyorum. İşte o hu'yu bilen yok, hiçbir şey yok. Biraz anlattığım gibi. Bilinmek istedim, zuhura geldim diyor. Yaratıklarla birleştim, zuhura geldim diyor. Nasıl zuhura geldi? O zaman önce bir ona zat, sıfat, mesela bir ayette de şöyle diyor. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Demek onun bir zatı var. O, bulduk onu, sıfatı var, Rab. Şimdi nasıl zuhura geldik? Bir ayette de diyor ki, ben 6 günde halk ettim kainatı. 6 günde. Biz bunu 6 gün, 6 evre, 6 zaman olarak düşünüyoruz. İşte o 6 evreyi anlatıyoruz. Evet. 6 evreden sonra bunun zatını, sıfatını anlatmış oluyoruz. Daha sonra fiillerine geçiyoruz. Şimdi o ayetin evvelde, ahirde anlattık. Zahir ve batın diyor ya. Şimdi bir zahir sıfatı var, bir de batın sıfatı var. Şimdi batın sıfatı, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Hicr suresi 29. ayette de ben size kendi ruhumdan üfledim diyor ya. İşte o üflenen ruh, hani Ruslu'ya bir varlar benden içeri. İşte o saat o. Şimdi bu o. Kendi zatını bilinmek, görünmez alandan görünür alana çıkmayı diledi de kendi zatını kün dedi, ol der, hemen oluverir. Ayeti gereğince kün dedi, büyük patlama diyor ona, büyük bilim adamları, Big Bang diyorlar. Evet. Ha, Big Bang diyorlar. Evet. Büyük patlamayla o küllü kudret nur zerresi kütlesi bir anda nur halinde bütün kainatı kapladı. Zerre zerre sonsuzluğa yayıldı. Allah'ın nuru semavat diyoruz ya, çırak uyandırır. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Yerler ve gökler, her nur zerresi bir ruh. Evet. Evet. Şimdi ruh Allah'ın esma sıfatı, kendisinden bir nur. İşte ben de diyorum ya, nurun zerresiyken, evet, ezelde nurun zerresiyken, la mekan ilinden, evet, diye başlıyorum ya. İşte o zerresinde hep birimiz bir, o zerrelerden birisi zerreydik. O anda hangi sıfatla sıfatlandık bilemiyoruz. Devrana girdik. Halden hale geçe, bugün ben bu sıfattayım. Gufrani'nin söyledikleri, evet, benim söylemeye çalıştıkları, diğer Şahatay'ın hep vardır. Şeyde, aynı şekilde Şiri Bektaş Çelebi, Hacı Bektaş. Şiri'nin evet, var. Ben evet, bunları, bak ben bunlardan buraya geldim zaten. Evet, evet. Şimdi bana kaynak, geçen bundan 3-4 hafta önce Can TV ve büyük şair şeye bağladı beni, televizyona bağladı. Hakkı Baba, bu kitabı nasıl yazdın? Kainatın var olsun. Çok zor bir konu. Bilim adamları bundan uğraşıyorlar şu anda. Sen bunu nasıl yazdın, anlattın? Veli Bey dedim, ben Kur'an, hadis ve bizden önce söylemiş işte Nesimilerin, Allah'cı Mansurların, Pir Sultanların, kul ümmetlerin değişlerinin açılımlarını yaptım. Ve aklım, benim aklımda, şuurumda açığa çıkan bilgileri kullanıyorum. Birisi sanki şunları yaz, bunları söyle der gibi. Ben bunları 5 dakikada yazıyorum, bu biraz önce söylediğim şeyleri. Gufrani de aynı şekilde yazmışlar. Günlerce uğraşmamışlar onu yazmaya. Dedi Hakkı Baba'nın 34'lükten evet, evet, onun açılımları yaptı. Daha Allah ile zaten onları açılımını yaparken zaten kainattan var oluşuyor, çıkıyor. Evet, yani, evet, evet, kesinlikle, evet, tabii, tabii. Yani doğru. Şimdi bunlar, biz Alevi felsefesini, düşüncesini, inancını biraz önce de söylediğim gibi Hz. Muhammed'in ve Hz. Ali'nin beşeri hayattakinden besin alıyoruz. Bunların mana alemindeki, o nurdaki, kandildeki nurdan başlamamız gerekiyor. Kesinlikle, değil mi? Tabii ki. Bunlar oradan başlamışlar. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi Hakkı Baba buna 40 yıl sonra ifade edildi. İşte yani bir emeğin şey işte. Yani Ayhan biliyor, 80'li yıllarda başladık biz böyle tasavvuf, felsefe, bunları araştırma, batın ilimleri çok ilgimi çekti. Ben hem kendi inancımı, cemaatimi yürüttüm, bir yandan da okudum, bir yandan da sadece post edili yapmadım. Gezdik, ar misali buraya kadar geldik. Ben istiyorum. Ben 4 ay sonra 90 yaşına giriyorum. Maşallah. Benden sonra bunları anlatacak birileri olsun. Maşallah, eyvallah. İşte bütün mesele bu. Onun için buradayım bugün. Evet. Ayhan sağ olsun. Ben hep öteden beri merak ederdim burayı ama kısmet olmadı. Evet. Şimdi birileri, ben etrafımda bunları benden alıp anlatacak insan arıyorum. Çok az. Evet. Elim parmakları kadar. Evet, bile... evet, eyvallah, 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 eyvallah. Aşk olsun, nutkun var olsun, yani, ne kadar güzel. İşte bu devriyede dediğin gibi çok sayılı kişiler meydana getirdiği için bizim önderlerimiz olmuş senin anlatışına göre. İşte bugün Şiri Bektaş, işte Hakkı Baba, efendim işte Gufrani gibi, efendim Hakkı Baba gibi, işte zamandaki sağ olan gerçekler de bunu dile getirmiş aynı zamanda. Şey de öyle diyor aynı zamanda Hakkı Baba. İsa Aleyhisselam öyle diyor. Bundan önceki gelenler vardı ya, işte onlar da bizdi. Bundan sonraki gelecekler de bizdi. Demek ki hiç ayrı değil bir şey. Ya bu yani şimdi öyle oluyor değil mi? Cemal Karabul Dede, tanıyor musun? Şimdi Cemal Karabul Dede geçen gün bana diyor ki Alevi inancında diyor öldükten sonra yeniden dirilme diye bir şey yok. Ya sen bunu nasıl söylersin? Tamam, bütünlüğü söylese bana bunu doğru, onlar da buna kabullenmiyorlar. Bak, bu kitabı Alfa Yayınları dağıtacaktı. Orada genç bir şey var, o bana önerdi. Ben sana dedi bir yayın ismi vereceğim, orada bastır, orası çıksın, biz onların dağıtımını, kitaplarını dağıtıyoruz dedi. Vezir diye bir şey. Basıldı, Alfa Yayınları'na gönderildi. Alfa Yayınları okudular kitabı. Herkesi geri gönderdiler. Biz bu kitabı dağıtamayız dediler. Bu Alevi düşüncesine göre kainatı anlatılmış burada. Bizim inancımızda tek böyle bir Allah inancı yok. İşte aradaki fark bu. Evet. Nutkun var olsun, nefesin var olsun, Allah size başımızdan eksik etmesin. 90 hep yaş, hep şimdi, yıllar yılı gelen, evet, aşk ile. Yahya Kemal Bayar, Divri gazetesinden seni görmeye geldi. Hoş geldiniz. Şimdi devran var mı yok mu? Evet. Otur. Örnek vereceğim. Evet. Demir Baba velayetnamesini de ben yazdım. Balkanlarda çok muazzam bir derleme, çok derleme. Şimdi Demir Baba Osmanlı padişahlarından Ali Paşa ile onun komandosunda bir savaştalar böyle. Askerler siperde. Demir Baba iri yarıdır böyle. Pelvan derler ona, demir pelvan derler. O açıkta savaşıyor. Göğüs göğüse. Pelvan, sipere gir, vurulacaksın. Hayır diyor. Bu gavurun kurşunu bana işlemez. Ben Uhud Savaşı'nda Hz. Muhammed'le birlikte savaşmış birisiyim. Bu atılan kurşun bana isabet etmez, döner kendisini vurur diyor. Şimdi bak nereden nereye geliyoruz? İşte evet, devran var mı yok mu? Var tabii canım ya. İyi vallahi. Şiri Bektaş o devriyesinde tamamen şeyini ispatlamış oluyor. Diyor ki cihan kurulmadan ketmin Adem'de hak ile birlikte yektaşıdım ben. Yarattı bu mülkü çünkü oldemde yaptım temsilinin nakkaşıdım ben. Anasırdan bir libasa büründüm. Naru badü Ebu Hak'tan göründüm. Hayrun beşer ile dünyaya geldim. Adem ile bile bir yaşadım ben. Adem'in zülfünden şit oldum geldim, ruhu nebi olup tufana girdim. Bir zaman bu ülke İbrahim oldum, yaptım Beytullah'a taş taşıdım ben. İsmail göründüm, bir zaman heyecan, İsa, Yakup, Yusuf oldum bir zaman. Eyüp geldim, çok çağırdım eleman, kurt dedi vücudum, kan yaşadım ben. Tevekkül eyledim ben kendi kendim, mucize görmeden imana geldim. Şah-ı Merdan ile bülbüle bindim, bülbüker koşandım, tığ taşıdım ben. şu fani mülküne çok geldim gittim, yağmur oldum yağdım, ot oldum bittim. Urun diyarını ben irşad ettim, Horasan'dan gelen Bektaş'tım ben. Gahi Nebi, gahi beni göründüm, gahi Ahmet, gahi Uslu göründüm, gahi Ali, gahi Veli göründüm. Kimse ermedi, sırma kardeşidim ben. Şimdi hamdülillah şimdi dediler, Allah. Çok geldim, gittim, zatım fehmetmediler. Tabii, tabii. Sırrımı kimseler bilemediler. Cümle mahlukata kardeştim ben. Öyle işte şimdi tamamen öyle söyledim. Eyvallah. Hakkı Baba'yı belki 50 sene, 100 sene, 500 sene sonra anacaklar. Şimdi hiçbirisi sağlığındayken insanlar tarafından kabul edilmemiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz de kesinlikle söyledi. Şimdi bunun tamamını sen bana atabilir misin? Tabii. Bu kitapta Edip Arabi Baba'nın 34'lüğünün açılımını yaptım. Bunu da yaparım. Şimdi bunları yapabiliyorum şu anda. Evet, bunların açılımını yapabiliyorum. Eyvallah. Bana ben demiyorum yani. Estağfurullah. Ben sadece kalem oynatıyorum. Biz var burada. Biz. Evet. Hak bile ayetinde biz yarattık kendimizi. Mesela bak şu kitapta ben bu 2. baskı şayet, evet, olursa şayet onu acele etmiyorum. Niye? 30 Ocak ayında bir tarih atmışım. Son güncelleme demişim. Baskıya hazır demişim. 2. baskıya. Bugün Ekim ayındayız. Belki 20 defa daha güncellemişim. Her gün yeni bilgi geliyor. Bunun için acele etmiyorum. Evet. Evet. Mesela bugün bu sohbetten ben bir cümle, bir kelime aldım. Onu orada kullanmıyorum. Evet. Sokakta giderken, otobüste karşımda konuşanlar bir şey, evet, söylüyorlar. Onlardan, evet, bir alıyorum. Daha çok gece uyku anında sabah yakın böyle uyanıyorum. Ben bunu gidip oraya koymam lazım. Evet. Mesela ruhu anlatırken demişim ki ruh aynı suya benzer. Su nasıl hangi kaba konuyorsa o kabın şeklini alır. Evet. İşte Rabbin dilemesiyle hangi sıfata üflenecekse o sıfatın şekline bürünür. Evet. Onun yaratılış gayesine göre, evet, dememişim. Evet, doğru. Onun hayatını idame ettirecek şekilde onun sıfatına bürünür demişim. Ben gece sanki biz böyle yaratılmış gayesini de koy oraya. Hangi maksatla yaratıldı? Yaratılmış gayesi ne? Evet. Şimdi senin bir yaratılmış gayen, evet, var. Evet. Evet. Benim bir yaratılış gayem var. Bütün canlıların yaratılış gayesi var. Evet. Dururken öylesine